Trafikte milyonlarca motosiklet kullanıcısı var. Ee, tabii hem motosiklet hem de kullanıcı sayısı artınca kazalar da kaçınılması hale geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü kazaların azaltılması için harekete geçti. Çünkü neredeyse her iki kazadan birinde bir motosikletli var. Son istatistikler bunu gösteriyor. Yeni önlemler için sektör temsilcileriyle görüşüyor. Emniyet ve e, beklenen o yeni tedbirler neler? Onlara bakacağız. Türkiye'de şu anda 5.8 milyon motosiklet var. Motosiklet sayısı artarken yaşanan kazaların azaltılması için yeni önlemler gündeme alındı. Özellikle ticari kullanıcıların araç aralarından geçerken araçları çizmesi, kaldırımdan gitmesi, ters yoldan gitmesi bunlar vatandaşımızı da çok rahatsız ediyor. Burada yeni bir uygulama üzerinde çalışılıyor. Kademeli olarak bu tür hataları yapan ticari kullanıcıların ikinci, üçüncüde ehliyete alınması söz konusu. Bu çalışma yapılıyor. Önemli bir çalışma. Sadece bu değil, kıyafet mecburiyeti de gündemdeki maddeler arasında. Emniyet Genel Müdürlüğümüz motosikletlere artık incinebilir hassas araçlar diye adlandırıyor. Bu önemli bir gelişim. Bu araçların kullananların bir kıyafet zorunluluğu getirilmesi gündemde şu anda. O çalışılıyor. Kademeli olarak, CC olarak da bu yapılabilir. Kask dışında mont, pantolon, bot, eldiven bunları giymek zorunda kalacak kullanıcılar. Bunların içi astarlı, kalça, ve diz bölgelerinde sert korumalar mevcut. Botlarında burun, topuk ve bilek kısımlarında sertleştirilmiş korumalar mevcut. Full face her zaman için daha iyidir. Çünkü darbe alımında çene açılır kaslarda çeneler açılıp yaralanmalara sebebiyet verebilir. Muhakkak eldiven kullanılması şart. Korumalı eldiven kullanılması daha doğrusu. Montlarda da omuz, dirsek, kol, sırt korumalar mevcut. Bunlar güvenlik sertifikalı. Darbelere dayanıklı, kesinlikle ekipmansız yola çıkmayalım. Motosiklet kullanmayalım. Güvenli sürüş için bir motosiklet sürücüsü kask, pantolon, eldiven, bot ve mont kullanması gerekiyor. Elbette bu ekipmanın fiyatını merak ediyorsunuz. Hemen söyleyelim minimum 10 bin lira. Peki maksimum ne kadar? İşte o da sizin tercihinize bağlı. Bunların denetimleri gümrükte ve satışta da yapılacağı gibi kullanıcılar üzerinde de bu standartlara uygun mu değil mi çalışması yapılacak. Karayollarında motorcu dostu bariyerlerde artıyor. Biz Avrupa'da öndeyiz bu konuda. İstanbul'un dışında Ege ve Akdeniz'de de çalışmalar başladı. Bu konuda başarılıyız. Motosiklet sürücüsü kaza yaptığı zaman eğer bariyerin işte bu noktasına çarparsa hem ağır yaralanmasına hem de ölümüne neden olabiliyor. Ancak motorcu dostu bariyer sayesinde kaza sonrasındaki yaralanma riski azalıyor. Kaza anında... %90 koruyor. Çok iyi bir şey yapmışlar. Bizler için çok iyi daha güvenli. Bu bariyerler bıçak gibi kesiyor. Bunlar olması şart. Evet efendim. Motosiklet tabii bizim biz motosiklet kullanıcıların hassas noktası. O yüzden e, ne kadar çok önlem o kadar iyi. Hiçbirimiz canımızı sokakta bulmadık. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım ve dikkat eder etmek için de motosiklet kullanırken en güzeli doğru tesisat. En güzeli o. Öyle bakmayın siz 10 bin liradan başlıyor, işte yok 150 bin liraya gidiyor, 200 bin liraya gidiyor falan. Öyle bir şeye ihtiyacınız yok. Ee, size en uygunu neyse gidin deneyin. Genellikle e, internetten sipariş verdiğinizde onları, ben hep öyle yapıyorum mesela, ee, ciddi indirimli fiyatları bulabiliyorsunuz ya da şey deneyebilirsiniz, ikinci el deneyebilirsiniz. İkinci elde yarı fiyatına her şey. Yani eğer hani başkası giymiş, ben giyemem gibi tripleriniz yoksa, benim yok mesela. Dolayısıyla e, oradan da edinmek doğru bir yol olabilir. Çok kaliteli, çok iyi markaları çok ucuza alabiliyorsunuz ikinci elde. E, onu da denemenizde fayda var. Yani illa kaliteli bir şey alacağım derseniz ikinci yol bu. Ama internet üzerinden daha uygun fiyatları bulabiliyorsunuz. Ama gidip deneyin mutlaka ürünleri. Gidip bir mağazada deneyin. Sonra notunu alın, gidin internetten verin sipariş. Herkes öyle yapıyor.